İmamı Bir Gibi Hazretleri. İkinci Bölüm. Osmanlı alimlerinin meşhurlarından olan İmamı Bir Gibi Hazretleri, 1521. Hicri 929 senesinde Balıkesir'de doğdu. 1573. Hicri 981'de Birgi'de vefat etti. Kabri İzmir'in Birgi kasabasında bir tepe üzerindedir. İlimdeki yüksek derecesinden dolayı İmamı Birgivi ismiyle meşhur olup Türk alimlerinin baş tacıdır. Hanefi mezhebinden olup asrının en meşhur alimlerinden idi. Birgivi vasiyetnamesi meşhur olup Osmanlı medreselerinde yüzlerce sene okunmuştur. İmamı Birgivi Hazretleri meşhur Birgivi vasiyetnamesinde şöyle vasiyette bulundu. Ria bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Kısaca gösteriş demektir. Ahiret amellerini yaparak, ahiret yolunda olduğunu göstererek, dünya arzularına kavuşmak demektir. Kısaca, dünya kazancına dini alet etmektir. İbadetlerini göstererek, insanların sevgisini kazanmaktır. İbadet, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet, ona tapınmak olur. Allahü Teala'ya ihlas ile ibadet etmemiz emir olundu. Hadisi şerifte Allahü Teala'nın birliğine iman edenden ve namazı ve zekatı ihlas ile yapandan Allahü Teala razı olur buyuruldu. Resulullah Efendimiz Muaz bin Cebeli Yemen'e vali olarak gönderirken, ibadetlerini ihlas ile yap. İhlas ile yapılan az amel, kıyamet günü sana yetişir, buyurdu. Hadis-i şeriflerde, ibadetlerini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun. Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler. Ve dünyada haram edilmiş olan şeyler melundur. Ancak Allah için yapılan şeyler kıymetlidir, buyuruldu. Dünya nimetleri geçicidir, ömürleri pek kısadır. Bunları ele geçirmek için dinini vermek ahmaklıktır. İnsanların hepsi acizdir. Allahü Teala dilemedikçe kimse kimseye fayda ve zarar yapamaz. İnsana Allahü Teala kafiidir. Riyadan kurtulmak Riyanın sebeplerini, zararlarını bilmeye ve zıddı olan riyayı yok eden şeyleri bilip elde etmeye bağlıdır. Riyanın gösterişin sebepleri şunlardır. 1. İnsanlar arasında makama, mevkiye, şerefe sahip olma hevesi. Böylece insanların kendisini övmelerini, zemmetmemelerini ister. 2. Halkın elinde bulunan mallardan menfaatlenme arzusu. 3. Kötülenme eleminden ve cahil denilmekten kurtulma arzusu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan, Allahü Teala'yı tahkir etmiş olur. Dünyada riya ile ibadet edene, kıyamet günü, ey kötü insan! Bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise sevaplarını onlardan iste denir. Allahü Teala buyuruyor ki benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allahü Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder. Riyadan kurtulmanın ilacı iki kısımdır. Bir, riyayı kalpten çıkarmak, kökünü söküp atmak, riyaya sebep olan şeyleri gidermek ve riyanın tersi olan ihlası elde etmekle olur. Riyanın sebeplerinin aslı, dünya sevgisi, geçici lezzetler ve dünyayı ahiret üzerine tercih etmektir. Ahireti bırakıp, dünyayı tercih etmek, tam bir ahmaklık, ve büyük bir akılsızlıktır. Çünkü dünya çok bulanık ve yok olması zevali süratlidir. Ahiret ise berrak ve sonsuzdur. İnsanların hepsi acizdir. Allahü Teala dilemedikçe kimse kimseye fayda ve zarar yapamaz. 2. Riya olarak kalbe gelen şeyleri o anda kalpten atmak ve ibadet ederken Riya olarak arız olan şeyleri kaldırıp atmaktır. Bu bakımdan ibadete başlarken kalbini iyice yoklamak ve riya olan düşünceleri kalpten çıkarmak ve ibadeti tamamlayıncaya kadar buna azmetmektir. Fakat unutma ki şeytan seni terk etmez ve devamlı riya olan düşünceleri kalbine getirmeye uğraşır i̇mam bir gibi Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmişlerdir: Kibir kendini başkasından üstün görmektir. Kendini ondan üstün görmekle kalbi rahat eder. Kibir kötü huydur. Halikini, Rabbini unutmanın alametidir. Kibrin aksine tevazu denir. Tevazu kendini başkalarıyla bir görmektir. Başkalarından daha üstün, ve daha aşağı görmemektir. Tekebbür edene, yani kibir sahibi olana karşı tekebbür etmek caizdir. Allahü Teala kullarına karşı mütekebbirdir. Allahü Teala kibriya sahibidir. Kibir sahibine tekebbür etmek sadaka vermek gibi sevaptır. Kibir sahibine karşı tevazu eden kimse kendisine zulmetmiş olur. Bidat sahiplerine ve zenginlere karşı da tekebbür etmek caizdir. Bu tekebbür, kendini yüksek göstermek için değildir. Onlara ders vermek, gafletten uyandırmak içindir. Harpte düşmana karşı tekebbür etmek sevaptır. Kibir çeşitlerinin en kötüsü, Allahü Teala'ya karşı kibirli olmaktır. Nemrut böyleydi. Tanrı olduğunu ilan etti allah Teala'nın nasihat vermek için gönderdiği peygamberi ateşe attı. Firavun da böyle ahmaklardan biriydi. Mısır'da uluhiyetini ilan etti. Ben sizin güçlü tanrınızım, dedi. Allahü Teala nasihat vermek için Musa aleyhisselamı gönderdi. Buna inanmadı. Allahü Teala onu denizde boğdu. Resulullah Efendimize karşı da tekebbür edenler çok işitildi. Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur? dediler. Bu Kur'an, Mekke şehrinin ileri gelenlerine indirilseydi iyi olurdu, dediler. Bu tekembürler, aciz, zayıf, elinden bir şey gelmeyen, hatta kendinden ve bedeninin yapısından bile haberi olmayan kulun, kendi malikine, sahibine, kuvveti, gücü sonsuz olan Rabbine karşı bir savaş idi. Vaktiyle iblis de böyle tekebbür etti. Meleklere Adem aleyhisselama karşı secde etmeleri emrolununca, toprağa karşı niçin secde edeyim? Ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın diyerek Rabbine karşı geldi. Hadisi kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım. Hiç acımam. Buyuruldu. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmeyecektir. Buyurdukta güzel elbise giymeyi ve temiz nalin kullanmayı seven kimse böyle midir denildi. Cevabında Allahü Teala cemildir cemal sahiplerini sever buyurdu. Yahudi alimlerinin büyüklerinden iken Resulullah Efendimizle bir kere konuşmakla hak peygamber olduğunu anlayarak imana gelen Abdullah bin Selam sırtında odun demeti taşıyordu. Bunu görenler o kadar çok malın paran var iken niçin bu zahmeti çekiyorsun dediklerinde nefsimi kibirden kurtarmak için Hazreti Resulullah'tan işittim. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu dedi. Hadis-i şerifte Allahü Teala kıyamet günü üç kimseyle konuşmayacak. Hepsine çok acı azap yapacaktır. Zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümet reisi ve kibirli olan fakir buyuruldu. Bir hadisi i şerifte, kıyamet günü dünyadaki kibir sahipleri, küçük karınca gibi zelil ve hakir olarak kabirden çıkarılacaktır. Karınca gibi, fakat insan şeklinde olacaklardır. Herkes bunlara hakir göreceklerdir. Cehennemin en derin ve azabı en şiddetli olan bolis çukuruna sokulacaklardır. Buraya girenler kurtulmaktan meyus oldukları için bolis denilmiştir. Ateş içinde kaybolacaklardır. Su istediklerinde kendilerine cehennemdekilerin irinleri verilecektir, buyuruldu. Kibrin başlıca yedi sebebi vardır. İlim, yani din bilgileri, ibadet, nesep, cemal, kuvvet, mal, mevki. Bu sıfatlar cahillerde bulununca kibre sebep olurlar. İlim kibre sebep olduğu gibi kibrin ilacı da ilimdir. Kibre sebep olan ilmin ilacı çok zordur. Çünkü ilim çok kıymetli bir şeydir. Bunun için ilim sahibi kendini üstün ve şerefli sanır. Kibre sebep olan ilmin ilacı iki şeyi bilmekle olur. Birincisi ilmin kıymetli, şerefli olması salih niyete bağlıdır. Cehaletten ve nefsinin hevasından kurtulmak için öğrenmek lazımdır. İkincisi ilmi amel etmek, başkalarına öğretmek ve bunları ihlas ile yapmak lazımdır. Amel ve ihlas ile olmayan ilim zararlıdır. Hadisi şerifte Allah için olmayan ilmin sahibi cehennemde ateşler üzerine oturtulacaktır buyuruldu mal mevki ve şöhret için ilim sahibi olmak böyledir dini dünya kazancına alet edenler din hırsızlarıdır hadis-i şerifte din bilgilerini dünyalık ele geçirmek için edinenler cennetin kokusunu duymayacaklardır buyuruldu fen bilgilerini dünya menfaati için öğrenmek caizdir hatta lazımdır. Hadisi i şerifte, bu ümmetini alimleri iki türlü olacaklardır. Birincileri, ilimleriyle insanlara faydalı olacaktır. Onlardan bir karşılık beklemeyeceklerdir. Böyle olan insana, denizdeki balıklar, yeryüzündeki hayvanlar ve havadaki kuşlar dua edeceklerdir. İlmi başkalarına faydalı olmayan, ilmini dünyalık ele geçirmek için kullananlara, kıyamette cehennem ateşinden yular vurulacaktır, buyuruldu. hadis i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamet günü bir din adamı getirilip cehenneme atılır. Cehennemdeki tanıdıkları etrafına toplanıp, sen dünyada Allah'ın emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün? derler. Evet, günahtır yapmayın derdim kendim yapardım yapınız dediklerimi de yapmazdım bunun için cezasını çekiyorum der Miraç gecesi göğe götürülürken insanlar gördüm ateşten makaslarla dudaklarını kesiyorlar bunların kim olduklarını Cebrail'e sordum ümmetinin hatiplerinden vaizlerinden kendilerinin yapmadıklarını yapınız diyenlerdir dedi Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamet günü azapların en şiddetlisi, ilmi kendisine faydalı olmayan din adamınadır. Cehennemde azap çekenlerden bazıları kötü kokular yayar. Bu koku diğerlerine ateşten daha fazla azap verir. Sen ne günah işledin ki böyle pis koku çıkarıyorsun denildik de, ben din adamıydım, bildiklerimi yapmazdım.'' der. Hadis-i şerifte Allahü Teala'nın ihsan ettiği ilmi insanlara öğretmeyen kimseye kıyamet günü ateşten yular bağlanacaktır buyuruldu. Kibrin ikinci sebebi ibadetini beğenmektir. İbadetin kıymetli olması şartlara bağlıdır. Çok ibadet yaptığı için tekebbür etmemelidir. İbadetin kabul olması için niyetin halis olması, yani yalnız Allah rızası için yapılması lazımdır. Kibrin üçüncü sebebi, nesep ve hasep ile övünmektir. Babaları ile, dedeleri ile övünmek ve tekebbür etmek, cahillik ve ahmaklıktır. Kibrin dördüncü sebebi, güzelliktir. Bu, ekseriya kadınlarda görülür. Kadınların çoğu, güzellikleriyle tekebbür eder. Halbuki güzellik insanda kalıcı değildir. Çabuk gider. insana mülk olmaz. Ariyet olan şeyle tekebbür etmek ahmaklıktır. Kibrin beşinci sebebi gençlik ve kuvvettir. Genç ve kuvvetli olmakla tekebbür etmek de cahilliktir. Hayvanların his organlarındaki kuvvetleri insanlardan kat kat fazladır. Hayvanların insanlara tekebbür etmesi lazım olur. Hep kuvvetli kalacağını, hastalığa, tehlikeye, kazaya yakalanmayacağını kim iddia edebilir? Kibrin altıncı sebebi mal ve dünyalıktır. Mal ile, evlat ile, mevki ve rütbe ile tekebbür etmek insana hiç yakışmaz. Çünkü bunlar kendinde bulunan üstünlükler değildir. Gelip geçen kendinde kalmayan, insandan çabuk ayrılan şeylerdir. Haset de tekebbüre sebep olur. Başkasında bulunan nimetlerin ondan ayrılarak kendisine gelmesini ister. Onun haklı olan sözlerini ve nasihatlerini reddeder. Ondan bir şey sorup öğrenmek istemez. Kendinden yüksek olduğunu bildiği halde ona tekebbür eder. Çok kimse kibirli olduğunun farkında değildir. Bunun için kibrin alametlerini bilmek lazımdır. İçeri girince herkesin kendi için ayağa kalkmalarını sever. Yalnız olarak yürümeyip arkasından başkalarının da gelmesini istemek. Yahut kendisi hayvan üstünde talebelerinin yerde gitmelerini sevmek de kibir alametidir. Üzerinde hakkı bulunanları yani tanıdıklarını ziyaret etmemek de kibir alametidir. Kendinden aşağı olanları ziyaret etmek tevazu alametidir. Yanına başkasının oturmasını istememek ve hastalarla birlikte oturmamak, evinin işini yapmamak, evine lazım olan şeyleri satın alıp evine getirmemek ve kullanılmış elbisesini tekrar giymek istememek hep kibir alametidir. Fakirlerin davetine gitmeyip zenginlerin davetine gitmek de tekebbürdür akrabasının ve çocuklarının muhtaç oldukları şeyleri temin etmemek ve doğru sözü kabul etmeyip münakaşa etmek, kusurunu, kabahatini bildirenlere teşekkür etmemek, herkesin yanında olursa riya olur. Hem yalnız iken, hem de başkalarının yanında yaparsa kibir olur. Vefatı İmam-ı Birgivi'nin son nefes ve ölümüne dair vasiyeti de şöyledir din kardeşlerime vasiyetim odur ki, hastalığım artınca, ziyaretime geldiklerinde, İhlas suresini okumayı bana telkin edip hatırlatsınlar. Allahü Teala'nın rahmetini recaya ümid etmeye dair ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri hatırlatsınlar. Kelime-i şahadeti söylemeyi telkin etsinler. Yanımda La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu desinler. Söyle diye zorlamasınlar. Kelime-i tevhidi söyledikten sonra başka bir şey konuşursam yeniden telkin etsinler. Söylemezsem o da yetişir. Tövbe etmeyi hatırlatsınlar. Mümkün ise guslettirsinler. Buna imkan yoksa, amdest aldırsınlar. Buna da imkan yoksa, teyemmüm ettirsinler. Kıbleye döndürüp, sağ tarafıma yatırsınlar. Yasin suresini okusunlar. Ölürken yanıma kadın ve çocuk koymasınlar. Ağlayıp, inleyip, feryat etmesinler. Salih din kardeşlerim yanımda bulunsunlar. Kalpleriyle teveccüh edip bu fakir için selamet ve şeytanın şerrinden kurtulmamı diler.